Ergün Diler Mesaj Yıllarca dış müdahaleyi, dış basıncı, dış güçleri anlatmaya çalıştım çünkü insanlarımız bilmiyordu. Hala da anlamayan önemli bir kesim bulunmakta. Bunun partisi, ideolojisi falan olmaz. Ama tarihimiz bu yabancı müdahalelerle doludur. Bizler olayları sonuçlarıyla değerlendirmeyi ıskaladık. Neden sonuç ilişkisinde çok kez sınıfta kaldık. Şahsen hiçbir ülkeye, hiçbir kişiye husumetim, düşmanlığım yok, olamaz da. Ancak kimsenin ülkeme de müdahale hakkı olmamalı. Solda, sağda, yıllardır dışarıdan gelen rüzgarların etkisinde kaldı. İsimlere girsem savaş çıkar. Ama böyledir. Çok kişi kimin gerçekte kim olduğunu bilmez, masal devam eder.'' Mesela solun simge isimlerinden biri eline geçen devlet belgelerini tercüme eder ve Londra'ya yollardı. Sağda da buna benzer çok ama çok olay vardı. Masum temiz inançlı kişiler suistimal edilirdi. Bunu önleyen önüne geçen çıkmıyordu, zordu. Sermaye yapısı bilimsel metotlarla incelendiğinde ilginç bir tomografi ortaya çıkacaktı. Ülkenin yazılı olmayan gizli kodları vardı, kimse konuşmuyordu yazan çizen de yalnız kalırdı. Göz önünde olan çok kişi dışarıda birine bir kuruma bir devlete tutunuyordu. Elbette herkes değil. Ancak ilişkilere de sırtımızı dönemezdik. Çok kez kullanılanlar kullanıldıklarını bilmiyordu, acı olan da buydu. Neyse CHP lideri son dönemde tempoyu artırdı, açık ve net. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan 18 Ekim vurgusu yaptı. 18 Ekim pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size ait olmaya başlayacaktır. Emir almıştım diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız, size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa pazartesi itibariyle durun dedi. Kabaca sözleri bu kapsamdaydı. Kemal Bey bir de Merkez Bankası'nı ziyaret ediyor, hiç yapmadığı bir işe imza atıyordu. Dün de grup toplantısı vardı. Konu yine Merkez Bankası'na geldi. Merkez Bankası kararlarını doğrudan kendisi belirleyemiyor, saray müdahale ediyor. Gittik Merkez Bankası'na, bankanıza sahip çıkın dedik. Çok iyi yetişmiş kadroları bankanın dışına itip dışarıdan eleman getirmek doğru bir yaklaşım değildir. Çıkışı yaptı. Kemal Bey'in hamleleri peş peşe gelirken Yunanistan'ın etkili gazetelerinden Estia, İngiltere'nin Atina Lefkoşa ve Ankara Büyükelçilerinin Yunan siyaset ve medya temsilcilerini toplayıp Erdoğan'ın günleri sayılı kansız bir geçişe gidiyoruz dediğini yazdı. Detaylarda olası bir darbeden de söz edilmekteydi. İngiltere tarafından herhangi bir yalanlama geldi mi bilmiyorum. Geldiyse ben atlamışım ama önemliydi. İngiltere Yunan gazetesi üzerinden tartışılırken önceki akşam başka bir şey oldu. Dışarıdan bir sinyal geldi. ABD, Almanya ve Fransa'nın da aralarında olduğu 10 ülkenin Ankara Büyükelçilikleri ortak bir açıklama yayımlayarak Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu. Osman Kavala'nın tutukluluğunun 4. yılı nedeniyle yayımlanan ve ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın imzaladığı ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı: Bugün Osman Kavalan'ın tutukluluğunun dördüncü yıl dönümü. Daha önce verilen berat kararının ardından farklı davaların birleştirilmesi ve yeni davaların açılması yoluyla. Davasında süre gelen gecikmeler demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve Türk yargı sisteminin şeffaflığına gölge düşürüyor. On ülkenin büyükelçisi davanın daha adil ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını istiyordu, çağrıda bulunuyorlardı. On ülkenin büyükelçileri açıklama sonrası Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiler uyarıldı, bakanlıktan yapılan açıklamada "hadsiz açıklama kabul edilemez" dendi. Bu da doğaldı, olması gerekendi. Bu dışarıdan gelen basınç içeride de artarak devam ediyordu. Bu gerilimle Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak. Faizlerle ilgili yeni karar alacak. Kemal Bey bankayı ziyaret etmeden önce başkanı ihanetle suçluyordu. Ziyaretten sonra ise bankanıza sahip çıkın dedik diye açıklama yapıyordu. Bu iklimde merkez faizleri aynı bile tutsa Kemal Bey yaptı olacaktı, faizler düşürülür ve döviz çıkarsa da bizi dinlemediler denilecekti. Yani her iki olasılıkta da Kemal Bey önde olacaktı. İngiltere Erdoğan'sız dönemi işaret ederken, ABD başta olmak üzere 10 büyük ülke yargı üzerinden Ankara'ya parmak sallıyordu. MHP lideri Devlet Bahçeli de dün Kemal Bey'in 18 Ekim vurgusuna atıf yaparak, Süre doldu, üstelik bir günde geçti. Sayın Kılıçdaroğlu ne oldu? Heyben doldu mu? Attığın taş yerini buldu mu? Başın göğe erdi mi? diyordu. Tam da bu saatlerde TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Merkez Bankası bağımsızlığına ilişkin konuşuyordu. Özilhan, düşen sadece Türk lirasının değeri değil, su rezervlerimiz, birbirimize güvenimiz, ihracatımıza yüksek teknoloji ürünlerin payı, mutluluğumuz ve huzurumuz da geriliyor diyerek merkezin rahat bırakılmasını söylüyordu. Tuncay Bey de Kemal Bey gibi düşünmekteydi. Bütün bunların arasında geçtiğimiz haftanın konusu olan fahiş fiyat artışı tekrar alevleniyor ve BİM yöneticisi Garip Aykaç, bizler üzerinden yapılan haksız kamuoyu algısını kabul etmiyoruz mesajını paylaşıyordu. Buraya sığmayan başka konuları da yan yana getirince Kemal Bey'in 18 Ekim mesajının hafife alınmaması gerektiğini düşünmekteyim. Dışarıdan ve içeriden bu kadar aktör farklı farklı nedenlerle de olsa pozisyon alıyorsa dikkat edilmesi gereken noktanın iyi tespit edilmesi şartta. Türkiye öncelikle dışarıdan okunur, dışarısını anlayamayan birinin içerisini anlamasını beklemeyin. AK Parti'nin de olaylara bir bütün olarak bakması gerekiyor. Ergün Diler Şebnem Bursalı Onlu Çete'ye hadi oradan. Her fırsatta hukukun üstünlüğü, demokrasi, yargı bağımsızlığı, bayraktarlığı yapan Batı ve ABD sosyal medyada 280 karakterle karakter sınavından kelimenin tam anlamıyla çakıldı. Osman Kavala'nın yargı süreciyle ilgili en başta bağımsız yargıya ve sonrasında da yargıya talimat verme çağrısı yaptı. İktidarı ve muhalefetiyle siyaset kurumunun tümüne dolayısıyla aslında Türk milletine ayar vermeye cüret eden onlu çete, Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç, Yeni Zelanda, kendi yalan dünyasında müebbete mahkum olmuş bütün inandırıcılığını kaybetmiştir. Yine bir gece yarısı emuhtıra benzeri bir paylaşımla A babaları ABD Büyükelçiliğinin resmi sosyal medya hesabından Diğer 9 ülkenin de bayrağına yer verilerek ve ülkeleri etiketleyerek verilmeye çalışılan mesaj kabul edilemez. Bunun adı açıkça muhtıradır. Yapıldığı şekil itibarıyla ismine pekala diplomatik muhtıra da denilebilir. Yargılanması devam eden bir kişinin bu 10 ülke tarafından bütün diplomatik teamüllere, etik kurallara ve hukuki hiçbir ifadeye sığmayan bir üslup ve yöntemle derhal serbest bırakılması yönünde üstenci bir dille Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, milletine ve bağımsız yargısına ayar ölçüsünde bir açıklama yapılmasının kabul edilebilir hiçbir yanı ve gerekçesi olamaz. Düşünün ki bu ülkelerin her biri ayrı ayrı zamanlarda Türkiye'yi sözde bağımsız yargıya müdahale etmekle itham etmiş, hatta AB üyelik sürecinde bir sonraki fazlara geçiş noktasında bu durumu engel olarak sürekli gündeme getirmiştir. Şimdi de geliyorlar, yargılaması devam eden X kişinin bir an evvel salı verilmesi için yargıya baskı yapın diyorlar. Adama bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu derler. Peki onlu çetenin diplomatik muhtıra vermesine kadar giden cüret kimin için yapıldı? Osman Kavala, gezi olayları süreci ve bununla birlikte başka iddialarla yargılanan herhangi bir kişiye Yargı kaçma şüphesi olduğunu düşündüğü bu kişinin de tutuklu yargılanması gerektiğine karar vermiş. Bu kişi, İmralı görüşmelerinde HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'a, Osman Kavala'nın size selamı var dediği, Bebek katili Öcalan'ın da selamını büyük bir iltifatla alarak Kavala'ya sevgilerimi iletin karşılığını verdiği isimdir. Tutuklanmadan az evvel son fotoğrafını terör örgütünün siyasi kolu gibi çalışan HDP'li isimlerle veren Kavala'ya yargıya müdahale edilerek derhal özgürlük isteyen onlu çetenin hesabı ve yakınlığı buradan da bellidir. 251 şehit verdiğimiz 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin planlayıcısı ve uygulayıcısı terör örgütü FETÖ'nün liderini ülkemizde bağımsız yargıda yargılama isteğimizi yıllardır yargıya müdahale edemeyiz diyerek reddeden bin bir dereden su getiren ABD yıllardır on binlerce şehit verdirten PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmeyip kendilerine sığınan yönetici ve üyelerini himaye eden Avrupa ülkeleri kalkmış bize hem demokrasi dersi vermeye kalkıyor hem de egemen bir hukuk devleti olarak Türkiye'nin bağımsız yargısına müdahale edip yargılaması devam eden bir kişinin salı verilmesini istemeye üstlenici bir dille cüret ediyor. Bize de 84 milyon olarak onlu çeteye ve bu kafadakilere hadi oradan demek düşüyor. Şebnem Bursalı